Gerontoloji aslında yaşlılığın bilimi anlamına geliyor. Avrupa ülkelerinde Amerika'da 1930'lardan beri ana bilim dalları kurulmuş ve bu alanda çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de gerontoloji son yıllarda önem kazanmaya başladı. Bu da Türkiye nüfusunun da hızla yaşlanmasıyla bağlantılı. Gerontolojinin ilgi alanlarına baktığımızda multidisipliner bir bilim dalı. Fen bilimleri sosyal bilimlerle, sosyolojiyle, sosyal hizmetlerle, istatistikle, hemşirelik tıp bilimleriyle birlikte çalışıyor. Onların deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanıyor. Gerontolojinin asıl hedefi, ilk hedefi bireyin, ailenin, toplumun yaşlılık sorunlarına çare bulmak. 60-65 yaşından sonra insanların bir takım sağlık sorunları oluyor. Fiziksel aktiviteleri azalıyor, beslenme sorunları, kronik hastalıkları. İşte bu hastalıkları azaltmak, sağlıklı birey sayısını arttırmak, yaşamdan mutlu olan insanlar sayısını arttırmak. Bunun anlamı aynı zamanda ekonomiye dönüyor. Sigorta sistemini, sağlık sigorta sistemini rahatlatıyor. Toplumun, bireylerin refah düzeyini arttırıyor. Bunun dışında gerontoloji yaşlıların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.